Sahil Yenice, Bandırma'ya 16 kilometre uzaklıkta Marmara Denizi'nin kıyısında kurulmuş doğa harikası bir köydür. Türkiye ve dünya ceviz fidanı üretimi ve satışı lideri durumundadır ve ceviz fidanının %85'ini Sahil Yenice köyü karşılamaktadır. Sahil Yenice bir pomak köyüdür. 200'ün üzerinde hane halkı yaşamaktadır bu köyde. Şu an gördüğümüz yer Sahil Yenice köyünün sağında ve solunda kahveleri var. Tam orta meydan. Bu yolu takip ederek biraz sonra, şimdi az sonra göreceksiniz zaten. Sahil Yenice'ye yeni yapılan bir tane plaj var. Bu plaj daha önce yoktu. Ben de birkaç kere gelmeme rağmen ilk defa bu plajı gördüm. Gerçekten muhtara da teşekkür etmek lazım. Köyü her gün biraz daha güzelleştirmeye başlamışlar. Şimdi görüyorsunuz yavaş yavaş motosikletimle ilerliyorum. Biraz sonra soldan devam edip küçük bir yoldan sahile doğru ineceğim. Şu an ilerlediğim yolu zaten yeni yapmışlar. Birazcık isterseniz hem motor sesine, hem deniz sesine, hem kuşların sesine kendimizi bırakalım. Yavaş yavaş küçük olan ama güzel olan sahile doğru ilerleyelim. Bu arada unutmadan hatırlatmam gerekirse Sahil Yenice'yi geçtikten sonra 22 kilometre stabilize yoldan Karacabey'e bağlı Kurşunlu köyüne ulaşabiliyorsunuz. Bu yol çok bozuk değil. Toprak, ufak tefek taşlıklar var. Ancak kışın genelde yoğun yağmur ve sellerden dolayı köprüler, birkaç tane olan köprüler kapanabiliyor, göçebiliyor. Ondan dolayı karşıya geçilemiyor. Eğer ki o tarafa geçmeyi düşünürseniz Sahil Yenice'ye geldikten sonra oradaki köylülere, muhtara veyahut kahvedeki herhangi bir vatandaşa yol durumunu sorup öyle karşıya geçebilirsiniz. Şu an bulunduğumuz yerin sağında ve solunda sahili var zaten. Burada şimdi tam olarak ben çekemedim gerçi ama sol tarafta sahil var. Bu sağ tarafta tam gördüğünüz kayalığın en sağ tarafında küçük bir patika yol var. Onun arka tarafı da sahil ve hiç taş yok. Kesinlikle çok rahat denize girebileceğiniz çok güzel bir yer. Pek fazla insan da şu an için bilmiyor. Harika bir yer. Bursalılar daha keşfetmemiş. Onun için siz de fazla yerlerde bunları paylaşmayın. Artık kendimizi isterseniz su sesine, deniz sesine ve dalga sesine bırakabiliriz.